Efendim, beyaz futbolun içinde hasta yatağında yatan sevgili üstadımız Kenan Işık'ı anmak adına onun yarısı olabilecek, dörtte bir olursak ne mutlu. Kim 500 milyar ister formatını, kim kazanmak ister şeklinde uyarladık ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerine ait yakın tarihteki olay ve kişilerle ilgili bir yarışma yaptık. Yarışan arkadaşlarımız işte buradalar ve tabii televizyon başında sizler interaktif olarak yarışmaya katılıyorsunuz. Reklamdan önce sorumuz şuydu. 16 Kasım 1991 tarihindeki 2-2'lik Fenerbahçe-Beşiktaş maçının Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusunu sorduk. Evet sevgili başkan, grubun başkanı olarak Sinan Engin, ne diyorsunuz kardeşim? Ben Aziz Yıldırım diyorum. Ben Aziz Yılmaz hatırlıyorum. Ben Aziz Yıldırım. Ama iki taraftan bir cevap da geliyor bana. Seyirciye bir soralım mı Sinan abi? Seyirciye sormayalım. Aziz Yıldırım'la netim ben. Abi soralım. Eminim ya. Vallahi sorayım. Bir bakalım seyirciye isterseniz. Yani İyi peki sor sen Ertem. Bana... Tamam Ertem seyir. Ben Aziz Yıldırım diyorum. Ben sorsun. Ben Aziz Yılmaz hatırlıyorum ve seyircinin ikisini en zorluyor. Abi şu Fenerbahçeli olduğu için ondan korkuyorum ben. Abi sormamızın bir bak. Ben Ahmet Hoca ben yönettim dedi ya. Sanki Aziz Yılmaz Ahmet Hoca'ya gitmiş. Sormamızın bir mahsuru yok. Bir gelsin. O zaman soralım seyirciye sorduk. Seyirciye. Söyle. Başkan. Söyle kal. Seyirciye Sinan. Sormak istiyoruz. Seyirciye sorma konusunda hemfikirsiniz. Bu son kararınız mı? Son kararımız efendim. Peki efendim. İlk ve son hakkı. Seyirciye sorma. Bakalım siz ekran başındaki milyonlarca beyaz futbol izleyicisi ne demişsiniz? Oo, Aziz Yıldırım demiş. %33. 2096 kişi oy kullanmış. Allah aşağıdan. Aziz Yılmaz için %28, Selim Soydan için %20, Aziz Yıldırım için %33 ve rahmetli Şadan Kalkavan için %19. Yani en fazla %33 ile Aziz Yıldırım demiş. Ben Sinan abi dinliyorum. Aziz Yıldırım diyorum. Bir dakika abi, ben Aziz Yıldırım. Abi bak seyirci bizi kandırabilir. Aziz Yıldırım. Kandırma değil. Net Aziz Yıldırım. Biliyorum. Çünkü ben Aziz abiyle o dönem tanıştım. Aziz Başkan. O dönemde tanıştım. Ben Aziz Başkan. Evet hocam. Son kararımız Aziz Yıldırım. Peki. Resmen soruyorum. Emin misiniz son kararınız? Eminiz son kararınız. Şimdinin Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Acaba o zamanlar futbol şube sorumlusuydu? Evet. Yanlış çıkarsa. Bakıyoruz doğru cevaba. Yanlış çıkarsa bu seyirciye ne yapacağız şimdi biz? Bize... Ben biliyorum ya eminim diyorum size. Bravo. Seyirciye bak. Seyirciye bravo. Seyirci bizden yana. Seyirci bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nasıl Fenerbahçelisin ya, sen bilmiyorum, ya? Bilmiyorum demedim. Böyle bir Fenerbahçelilik var mı ya? Ya kardeşim. Ya futbol şube sorumluluğunu bilmiyorsun ya. Oğlum 31 yaşındaydım ben o zaman. Şimdi 50... Oho 24 seneden bahsediyorum. Hocam ya. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet. Yoksa biz... Arkadaşlarımız 5 soruda 5 doğru cevapla... 25 sene öncesini söylüyorsun ya. Müthiş bir performans sergiliyorlar ve 6. soru. Bakalım ne tür ilginçlikte bir soru geliyor? Sen nereden hatırlıyorsun? Seyirci kurtardı bizi. 17 Nisan 2005 tarihinde oynanan derbide Beşiktaş taraftarı hangi vapurla Kadıköy'e geçti? A. Titanik. B. Maltepe. C. Pendik. Titanik. Pendik. Pendik. Ya ne Pendik? Hocam bak Pendik maçını hatırlatıyor. Bütün Fenerbahçeliler Pendik'i ben Titanik diyorum. Ben Titanik diyorum. Fenerbahçeliler Pendik'i hatırlar. Pendik. Sen de Lazio'yu hatırlarsın. Lazio'yu hatırlar mısın? Abi Lazio adam gibi daha takım. Antep daha dur bismillah pendik, ya. Pendik. Sen de, ulan param, pendik bitme, param bitmese baklava alacaktım da param kalmadı. Aa, sana hediye almaktan param kalmadı. Titanik doğru bir cevap. Bir ada vapuru var galiba. Ya, ada vapuru ya. Yandan çarklı. Bayraklar dolanmış çapçaplı. Hocam iki kahveyi gazozcu. Ben şimdi sunucu olarak demiyorum değil mi? İstediğimi söyleyeyim. Bir dakika karar. Ya Rasim. Abdülkerim abi ne dediğini fark etmiyor. Galatasaray türbüleri öyle derdi yani. Sinan Ayda yavrum bir şeyler Sinan Ay. Dıt 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 dıt. 17 Nisan 2005 tarihinde oynanan derbide Beşiktaş taraftarı hangi vapurla Kadıköy'e geçti? Titanik yok oraya eledik. Pendik vapuru diye bir şey yok o Rasim'in uydurması. Titanik Pendik vapuru vardır. Maltepe adamı vardır. İyi hatırlar. Titanik yok mu Titanik gemisi? Titanik. Valla. Ben bilmiyorum abi. Hocam ben sorunun cevabını biliyorum. Valla mı? Ne Ertem bu? Söyle onu Ertem söyle o zaman Sinan'a. Seyirciye bir
Soralım mı? Abi daha mı seyirciye soruyorsun? Niye seyirciye soruyorsun? Seyirciye bir soralım ya. Vay seyirciler. Seyirciye soruyorum. Seyirci. Kardeşlerim, atın mesajınızı. Adam mısınız? Seyirci mi? Atın mesajını. Beyler. Vapurun ismi. Hangi vapurla geçti diyor. Beyler. Bu soruları kim hazırladı? Büyük şef hazırladı. Büyük şef. Büyük şef kim? Ya bilmiyorum neyse abi yani. Niye yani? İçeride. Ya, kendisinin müthiş bir arşivi var. Ben Maltepe vapuru diye hatırlıyorum. Sen soruları sen hazırlamadın mı? Ben mi? Yok ben hazırlamadım. Niye biz uğraştırıyorsun? Bana göstermediler bile yani. Onur Yıldız göstermedi. Abi çocuğum bu sorularda hazırlanmasında senin bir katkın var mı? Sana ne? Bana ne mi? Sana ne? Hop kendine gel. Ben Abdülkerim yanlış kişiye çatıyorum. Bence... Biz sen Abdülkerim'sen, ben burada Kenan Işık'ın çakması... Bakmayın şu anda bu hocam, kadar beyefendi oğlum. Bana bakın beyler, beni eski halime döndürmeyin be. Cevap ver başkan. Hocam çok haklısın. Saygısızlık yapmıyoruz, kusura bakma. Bir şey yaptıysak özür dileriz. Cevap veriyorum. Maltepe vapuru diyorum. Emin misin? Eminim. Çarşıdan çocuklardan mesaj geldi çünkü. Hocam, Maltepe vapuruna geçtik abi. Yalnız hocam Kenan Işık'ın kibarlığını göremedim sende. Nedir bu gidenler falan? İlk 6 soruda çok kibar. Hocam gider yapacaksan gidelim. Vallahi sen gel biz gidelim. Maltepe vapuruymuş hocam. Beyler. Bence de Maltepe. Maltepe vapuru diyorsunuz. Son kararımız. Maltepe vapuru mu? Son kararımız. Ya bir seyirciye de bir bakalım Sinan abi. Verdi geldi benim Instagram'a etmiş Maltepe diyor herkes al. Kadın kız erkek herkes yazıyor abi. Seyirciye bir bakalım mı Sinan abi? Hadi daha bakalım seyirciye. Ya ben bir şey anlamadım. Seyirciye bakalım Ahmet abi. Ben Ahmet Hoca'ya taktım kafayı. Yok kızma. Sen niye öyle gider yaptın ki? Yok be abi. Ben dinle. 17 Nisan 2005 tarihi. Sen bir beyefendi olmalı. Derbiye Beşiktaş taraftarı hangi vapurla gitti? Evet olaylı maç. Kadıköy'deki olaylı maç. Aynen öyle. Rasim Pendik dedi kesin olmuyor. Kesinlikle Pendik. Titanic dedik değil. Ada vapuru Maltepe. Vay be Pendik. Titanic çıksın da bayılayım. Ekrana bir gelebilir mi hocam? Seyirci hakkımızı kullanmak istiyoruz. Başkana sorayım Sinan. Sayın başkan. Son kararınız. Seyirci hakkımızı kullanmak istiyoruz hocam. Buyurun. Bakalım seyircimiz ne demiş? Titanic diyen var ya. Birbirine adam. Çok yakın Maltepe'li adam. Sonuçlar. A. Titanic. B. Maltepe. Bir dakika dur. C. Pendik. D. Adavapuru. Sinan abi Instagram hakkını kullanıyor. Instagram hakkımı kullanıyorum. Ağırlıklı. Instagram'da ağırlıklı. Hocam. Maltepe diyorlar. Bence de Maltepe. Bütün Beşiktaşlar Maltepe diyor. Hocam Maltepe son kararımız Maltepe'dir. Son kararınız Maltepe mi? Evet. Bakalım o vapur hangisiymiş? Tarihe tuhaf bir vapur olarak geçen Beşiktaşlı taraftarları Kadıköy'e nakleden vapurun adı... Bandırma vapuru yok mu bandırma vapuru? Onu da koysaydınız bari. Taraftar şu an Flora'yı basıyor diyorlar doğru mu? Maltepe. Taraftar. Bıktık artık. Beyler tebrik ediyorum. Maltepe. Hocam kaç soru kaldı? Biz hepsini biliyor muyuz ya? Ertesi haber var mı Flora ile ilgili? Yok henüz yok. 6'da 6 yaptınız. Evet abi. Sıradaki soru yine bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ait. Bakalım neymiş? Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde korkak tavuk pankartıyla trollenen futbolcu kimdir? Hayır, Ariel Ortega. B. J.J. Okaça. C. Nicolas Anelka. D. Uche. Bu ne ya? Bunu ilk defa duydum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde korkak tavuk nokta nokta pankartıyla trollenen futbolcu kim? Ariel Ortega. Ortega ya. J.J. Okaça. Yok ya sanki Ortega mıydı acaba? Ortega. Okeçuk bu. Ortega. Ben Ortega biliyorum. Bence de Ortega. Bu ne bu? Ben Ortega biliyorum. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Hocam tribünde pankart astılar ya. Kim astı? Fenerbahçeliler pankart açtı, trollendiler hani bazı Fenerbahçeli taraftarlar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde korkak tavuk pankartıyla Ortega hocam net. Son kararımız Ortega. Peki Sinancığım, sevgili arkadaşlar son kararınız Ortega ise bakalım doğru cevap hangisiymiş? Ortega. Allah Allah, sizden korkulur ya. Evet. İşte spor adamları. İşte tarih, işte arşiv. Tebrik ediyorum Sinan. Senin nezdinde tüm arkadaşlar. Sen bu salladığın Instagram'dan geliyor bütün cevaplar. Kim? Instagram'a herkes nasıl tık anında. Hiç yanılmıyor Instagram'da. Peki bakalım bu soruyu cevaplasınlar da Instagram'da bilenler göreyim. Çok tuhaf bir soru geliyor.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilk gece maçı, ilk gece maçı hangi statta yapıldı? A. Taksim stadı, B. İnönü stadı, C. Ankara 19 Mayıs stadı, D. Şükrü Saraçoğlu stadı veya o zamanki ismiyle abi, Fenerbahçe stadı. Hiç konuşmayın, bunu bilemeyiz. Ne jokerlerimiz evet kaldı kardeşim Ertem? Seyirci. Başka? Yok mu başka joker hakkımız? Ben biliyorum. Hayır, seyirci joker hakkınız bitti. Sadece iki tane bağlantı joker hakkınız evet var. Abi bunu ben vallahi bunu bir daha bakmak lazım. Burada inisiyatif kullanabilir miyim? Tabii canım. Daha geçen gün belgeselini izledim çünkü. Yalan. Evet. Vallahi mi? Vallahi. Ankara 19 Mayıs stadı. Ankara'da ne işimiz var? Fener İstanbul takımı? Hocam bak. Oğlum bak, Taksim stadı, İnönü stadı, Şükrü Saraçoğlu. Tamam. Niye Ankara'yı araya almışlar? Şimdi tamam. Niye Ankara var? Ama izledin mi sen? İzledim diyorsun hocam. Ha, öyle dumana bak, söyleme. Taksim stadı, İnönü stadı, Şükrü Saraçoğlu. Şükrü olmaz. Stadı. Şükrü olmaz bir kere. Şükrü Saraçoğlu olmaz. Taksim ama stadı değil. Or ışıklandırma var mıydı Taksim stadı? Vardı. Taksim ama stadında. Evet, gece maçı hangisi? Instagram'dan Ankara 19 Mayıs stadı. Tebrik ediyorum. Instagram'dan ağırlıklı 19 Mayıs stadı geliyor. Allah Allah. Hocam, Sinancığım boşu boşuna sana Instagram bübürleyememişim. Hocam bana da 19 Mayıs diye geliyor. Çünkü evet hocam, cevap veriyorum. Son kararınız, son kararım. İstanbul'da yoktu. Allah Allah. Ankara 19 Mayıs stadı. İstanbul'da yok he. Bakalım. İstanbul'da yoktu. O tarihi gece maçı. Derbinin ilk gece maçı. Hatırla. Hangi statta oynamış? Sene kaç Rasim, bunu bakayım bunu. Sene kaç merak ettim 90'ların ya. 90'ların başı olması lazım. Olur mu öyle şey ya? Bravo. Gördün mü tebrik et. Vallahi aferin lan. Aferin lan Ertem. Arkadaşlar aferin son 3 soruya girdik. Aferin lan. Müthiş bir performans. 8'de 8 yaptı değerli spor adamları. 9. soru çok kritik. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Söyle buyurun bakalım. Havaya girdik. Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son kaç yılında yendi? Aa. A 2011, B 2005, aa, bunu C 1998, lazım. D 1991. Kaç, bir dakika, kaçtayız şimdi? Şu anda 2016. 2009'dayız hocam. 2016. Bir dakika, 2016. Sinan abi çok net 2011 biliyorum. 2011 olamaz. Maçı radyodan ben anlattım. Hakikaten mi? Evet. Şey değil mi? Gel kullanalım. Evet hocam. He? Evet. Tamam. Doğru. Niye kulağını söylüyorsun? Doğru Sinan. Sinan abi 2005 diyebiliyorum. 2005 hocam. He, ben 2005 diyebiliyorum. Ben de kulağını 2005 diyebiliyorum. 2005 o sene çünkü Şampiyonlar Ligi'nde final maçını anlatmıştım. Aaa sen anlatmıştın Şampiyonlar Ligi. Keşke yarınki maçı da radyodan ben anlatsam da. Kadıköy'de bir galibiyet daha alsak. Hakikaten 2005. Hocam 2005. İnşallah ağzını atamaz olasın. Benim Instagram kurtlarım, benim yavru kurtlarım, Instagram'daki kurtlarım 2005 diyor. Rasim, 2005. Son kararım hocam Rasim. 2005. Emin misiniz? Rasim, eminiz. Galatasaray'ı kızdırıyorlar ya 16 yıl diye. Bu da 11 olmuş. 11 Rasim. 2005 hocam. Kadıköy'de Beşiktaş efendim, ya. Bakıyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son radyo acaba ya. Arkadaşlarımızın ağzını da dediği değil, gibi 2005 yılında inşallah mı yenmişler? Ben mağlubiyetini anlattın. Doğru mi cevap? He? Evet hocam bu arada Twitter'da da sosyal medyada da sürekli destek var. Oy kullanıyorlar. 432 oy kullanıldı 2 dakikada şu ana kadar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz hocam. Biz bu programı... Ve 4-3 Beşiktaş kazandı. Ya beyler biz ne yapıyoruz? 11 yıl olmuş. Beyler. 4-3 Beşiktaş kazandı. Hocam kafayı yedik. Beyler. Hocam başladık bari bitirelim. Kaç kaldı? Tekrar dönelim derbiye. Sıkıldın mı? Efendim? Sıkıldın mı? Hayır. Biz ne yapıyoruz dedin onun için. Şimdi çok tuhaf bir soru geliyor. Hadi. Son iki soruya girdik. Alalım. 9'da 9 gidiyorsunuz 10. soru. Allah Allah. Kaçıncı soru bu? Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en son hangi siyahi oyuncu gol attı? A. Musa Show, B. Mamadou Niang, C. Daniel Opare, D. Pierre Rebo. Hasta Ertem. Bir dakika dur. Hasta Fenerbahçeli birini bulalım. Aynı zamanda siyahi uzmanı olması lazım. Zencile oyuncular... Siyahi mi siyahi mi? Siyahi. Zenciler üzerinde doktora tezi yazmış biri. Kim bağlayalım? Abi bunlar... Nur Yerlitaş. Fenerbahçeli değil ya, mi? Ne alakası var? Ama Nur Yerlitaş bağlanmadı.
alınır. Nur abla, Nur abla Fenerli. Bahattin var onun kardeşi. He, var. Fenerli. Bahattin'e Zengi sorsun. Zengi oyuncularını da bilir. Nur abla uyuyordur bu saatte be abi. Bence arayın. Uyanır bizim için. Arayın Nur Yalıtaş'ı. Ya abi gecenin bu saatte Nur abla. Bir arayın ya, ya ben Nur abla. Nur abla çekimden çekiyor. Bir arayın abi. Ertem. Ertem. TV8'de bir geldi ortalık abi, yangın gibi oldu. Kadına böyle şey söylüyorsun sorulur. Onunla beraber reyting. Nur Yalıtaş buradan sevgiler selamlar izliyorsa. Kardeşim siyah. Biz telefon at. Telefon hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Nur Yalıtaş. Ben kullanmak istiyorum. Nur Yalıtaş. Nur Yalıtaş'ı istiyoruz. Apo Ertem. Rasim Sinan. Buyur hocam. Söyle hocam. Son kararınız ne? Nur Yalıtaş. Aynen. Ertem başka futboldan anlayayım. Nur abla anlamaz futboldan ya. Vallahi anlıyor. Anlar. Bahattin'e sorsun bari. Sapına kadar anlar. Sinan sana resmen soruyorum. Peki hocam. Şayet evet. Verdiğiniz numaralar içerisinde o varsa. Var mı Nur? Ve şu anda var. Hayattaysa. Allah ve şu anda Allah. Ayaktaysa. Uyumuyorsa. Allah ömür versin. Uyumuştur. Ve telefonu açarsa. Uyumuştur. Son kararınız. Evet. Nur Yalıtaş. Namı diğer Nur Yalıtaş'ı aramak mı Sinan? Evet Nur Yalıtaş'ı bağlıyoruz. Reji arayın kardeşim. Türk televizyonlarının büyük yıldızı Nur ablayı istiyoruz. İnşallah uykudan kalkmaz. Uyuyordur ya. Yok yok çıkar. Alo. Alo. Çıktı. Bravo. Çıktı. Alo Nur abla. Vay be. Alo. Alo ne var kimsin? Kızım Ahmet Çakar ben. Kızım diyoruz. Kızım. İyi misin? Kızım uyuyor muydun? Ya. Hocam sen... Alo ben uyur muyum? Gittim tiyo almaya. Ne almaya? Program mı seviyorsun lan abla? Tiyo. Herhalde pazar günleri ne yapıyorum ben? Sordun Bahattin'e mi sordun? Bahattin'e mi sordun? Bahattin'e sordum. yalnız o kadar üst üste konuşuyorsunuz ki aynı bizim... Aynen. İşte benim stilimdeki kızlar gibisiniz. Eyvah benzettiğin kişiler Nur ablacığım. Üst üste konuşuyorsunuz. Hep bu Rasim konuşuyor. Rasim konuşuyor hep ya. Benim konuştuğum yok ya. Nur abla. Rasim'i işte benim stilimi alır mısınız Nur abla? Yalnız beni... Yalnız bir şartım var. Eğer ben bu soruyu bilirsem evet. İstediğim kişi bizim programa konuk gelecek. Belli senin kime getireceğim belli. Kabul. Kabul. Sor. Kabul. Sor soruyu Ertuğ. Kabul. Ben kabul etmiyorum. Biliyorum ben kurban seçildim. Nur abla soruyu sorayım mı size? Lütfen. Sordum soruyu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en son hangi siyahi oyuncu gol attı? A. Musa Sow. B. Mamadou Niang. C. Daniel Opera. Opare. Doğru dürüst söyle. D. Pierre Webo. Ben tabii bir Fenerbahçeli bir ailenin kızıyım. Biliyorsunuz Abdülkerim Bahattin'in ne hafta olduğunu. Evet. Evet çocukken Karagümrük'te onunla biz Fenerbahçe maçlarına kaçardık giderdik. Ay, abi soruyu cevaplasın ya. Aziz Baran koydu. Aziz Baran. daha açık diyorum ben o futbolcu 7 numaralı yanılmıyorsam. Golcüdür. Evet. Sanıyorum bir Arap Yarımadası'na gitti. Evet galiba Katar'a falan. Evet. Vay vay vay. Orada öyle değil mi? Doğru değil. 3-4 ay önce mi gitti? Evet. 7 numara doğru mu? Doğru doğru. Musa Sow diyeceksin Musa o zaman. Musa Sow evet. Musa Sow mu? Musa evet, Sow evet. Diyorum ben. Tabii 7 numara doğru 7 numara. Hocam son kararımızı veriyoruz. Nur ablaya da güvenerek biz de kendi şeyimize Bahattin'e bakarak. Bahattin'e güven ya. Son Bahattin kararımız ya. Musa Sow. Çok iyi Fenerlidir bu arada. Nur Hanım. Efendim. Musa Sow dediniz. Evet. Evet arkadaşlara hocam. Yardımcı oldunuz. Hocaların hocası. Sadece sizin o fenomen yarışmasında gencecik kızlara yardım etmenizin kalmadığı gibi burada kart insanlara da yardım ettiniz. Size minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Üstelik branşınız spor değil. Giyim üzerine. Orada düzinelerce genç kıza zaman zaman tebrik ederek zaman zaman da kuş öldü baby diyerek ayar verdiğiniz o fenomen programdan dolayı kutluyorum. Musa Sow diyorsunuz. Evet.
Sinan son kararım evladım. Son kararımız hocam. Efendim bakıyoruz. O derbide, son derbide, son golü atan siyahi futbolcu gerçekten fenomen. Kontes, Sayın Nur Yerlitaş'ın da dediği gibi Musa Sow mu? Bravo. Bravo Nur'abla'sın. Bravo Nur'abla. Ben yine mi kazandım? Kuş kalktı baby. Ölmedi. Hep kuş ölmez. Kuş kalktı uçtu. Hocam, hocam. Kuş uçtu diyeceksin. Hocam kuş uçtu desem. Kuş uçtu. Affedersiniz. Kuş uçtu diyeceksin. Kuşa dövme. Aynen Sezgin orada mı? Orada. Ben duymuyorum sizi. Alo? Kuş uçtu baby demesi lazım. Hoca yanlış bir şey söyledi. Onu kocayı uyardı. Kocayı peki, uyardı. Nur Hanımcığım çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Arkadaşlarınıza da selamlar. Teşekkürler Mersi Baba. Efendim, Beyaz Futbol'un Kim 500 Milyar İster programından uyarladığı ve Allah selamet versin, acil şifalar diliyoruz. Kenan Işık'ı mutlu etmek, onun ismini tekrar gündeme getirmek için uyarladığımız bu programın son sorusu. Arkadaşlarımız müthiş bir performansla gidiyorlar. 11. ve son soru bakalım neymiş? Dur şöyle çekil oğlum, soruyu göremiyorum ya. Hocam soru gelmedi. Aziz Yıldırım, kaç Beşiktaş şampiyonluğu görmüştür? A 0, B 3, C 1, D 2. Evet, kolay gibi görünen aslında zor bir soru bence beyler. Kaç? Dün daha... 2 mi ya? 2 mi 3 mü? 2. Dün daha Şeker'le konuştuk bir. Biliyor musun? Şeker İsmail'le. Unuttum ama. Şeker İsmail kim? Evet Şeker İsmail. Şeker, biliyor. Hasta adam Fener'de. Bilmediği şey yok. Arşiv. Hasta ve reklamcı benim çok hasta bir arkadaşım var. Kim Şeker, o ya? Ondan bahsediyorsun. Şeker. Evet Şeker İsmail'le Şeker konuştuk daha dün. İsmail Uygur hocam bir şey reklamcı. Söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bak bu son soru mu hocam? Son soru mu? Evet son bak soru. Buraya kadar geldik. Son soruda mantarlamayalım. Bu Şeker İsmail dediğiniz cihaz iyi Fenerli ise bilir. Hasta. E tamam ona bağlanalım. Reklam hiç mantarlamayalım. Şimdi falan, iki olur, bir olur. Falan değil yani. Beşiktaş başında olamıyor. Yani. İki olur, üç olur, 18-20 kaç şey değil yani öyle sıradan şey değil, iş adamı yani. Tamam. Bağlanalım mı Sinan abi Şeker İsmail? Yok abi Şeker İsmail ne bağlan? Bağlanalım ya. Son soru. Mantarlamayalım. Başka da mı bağlan? Ama bırak Şeker'i. Şeker'e bağlanalım. İyi Fenerli diyorsun. O bir iyi Fenerli. Çok iyi Fenerli. Şeker'e bağlanalım Rasim. Ben 2 ile 3, 2 mi 1 mi? Ya hocam ben bu sefer Sinan abiden ben inisiyatif alıyorum. Şeker İsmail'in numarasını verdim. Ondan verdim. Kaç? Verdim. Allah Allah. Kim peki, bu? Kim Şeker, bu? Şeker İsmail. Nasıl Şeker İsmail Uygur hocam. Aziz Şeker gibi hocam. İsmail Uygur hocam reklamcı. Öldür mü? Uygur. Reklamcı PR. İsmail Uygur. Uygur evet. Kaç yaşında bu çocuk? 40. Ne iş yapar? Reklam PR. Çok mu bilgili? Şirketi var evet. Hafif çok hasta Fenerli olduğunu biliyorum. Peki. Manyak derecesi. Peki. Sinan. Son kararınız bu evet. Şeker İsmail mi? Şeker. Ne olduğu belli olmayan bu adama bağlanmak mı? Yok tövbe estağfurullah. Ha Sinan. Abi Instagram diyorsun bak İsmail Ünal bile geçen seneki, geçen dönemki Beşiktaş Belediye Başkanı bile 2 dedi. Bence boşver Şeker İsmail abi dedi diye. İsmail Ünal bile mesaj yapmış 2 diyorsun. İsmail Bey'e kucak dolu sevgiler. İsmail Başkan'a selam. Sayın Başkan, İsmail Ünal'a mı bağlanalım, Şeker İsmail'e mi bağlanalım? Ertem'e ben bırakıyorum. Şeker İsmail'e bir gidelim. Peki reji. İki bu mi? Şeker İsmail lakaplı veya ne olduğu belli olmayan bu adama bir bağlanın bakalım. İki. Tabii tabii. İki. Çocuk efendi çocuk yapmayın. Bir. Sinan sen konuş. Senin arkadaşın. Ben konuşmam bana ne? Ben kaçmam. Ertem'in de arkadaşı ya. He? Alo. Selam. Şeker merhaba kardeş. Şeker İsmail merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Şeker bizim İsmail. Geliyor muyum? Şeker geliyor, İsmail geliyor. Sen misin? Benim. Benim hocam buyur. Uyuyor muydun kardeş? Yok bu saatte uyumuyoruz. Televizyonu siz seyrediyoruz valla. Bizi mi seyrediyor? Çok güzel. Valla hocam önce sana bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Oscar'ları seviyorum burada. Dönüşüm olarak sizin kanalla beraber. Daha en iyi erkek oyuncu ödülü açıklanmadı. Döktüğün timsah gözyaşlarına en iyi erkek oyuncu ödülünü sana veriyorum hocam. Ben o ödülü zaten yıllar önce almıştım. Şeker. Ama hocam çok yani bu akşam bu ödülü sana veriyorum. Amerika'dan önce Türkiye'de bu ödülü sana veriyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şeker sen nesin? Buyur hocam. Akide şekeri misin? Lollipop musun? Başka bir şey misin? Bu şeker lakabı ne kardeşim? Eyvallah. Şeker lakabı.
Şöyle, bana 20 yıl önce arkadaşlarım taktı. Şeker gibi bir çocuk olduğum için, kibar, herkes tarafından sevilen bir çocuk olduğum için arkadaşlarımın bana taktığı bir lakap. Ne şekerisin? Akide mi? Akide şekeriyim hocam. Akide şekeriyim. Şekere benzeyse akide şekeriyim. Evet. Hazır cevap. Lollipop demedim çünkü lollipop tehlikeli. Allah. Niye? Tehlikeli hocam. Yani başka anlamlara, başka anlamlara gider, şimdi şey yapmayalım. Şenen abinin heykeline benziyor o zaman. Peki sen akide şekeri tehlikeli olmaz mı? Çıtır çıtır yerler seni evladım. Aman hocam. 43 yaşındayım aman hocam. Bu yaşı da olmaz. Yenmenin yaşı olmaz evladım. Olmaz herhalde. İsmail, yarın maça gideceksin mi? Tabii ki. Yarın Allah kısmına derse maçlıyız. Ne düşünüyorsun maç hakkında yarın? Vallahi bu akşamüstü bizim Davut, Beno, Aydın, Murat Mert, Ertuğ, Tolga, biliyorsun, tanırsın bunları. Bunlarla bir araya geldik. Yani inan daha şimdiden maçın havasındayız. Allah herhalde bu gece büyük ihtimalle uyuyamam. Yarın sabah kahvaltı, oradan da burada geçeceğiz. Maçı Rock bildi aslında. Bu arada Rock'a bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Rock. Evet. Maradona'nın... Pardon bey, pardon beyefendi. Şeker Bey, alo. Efendim. Lütfen benim partnerime Rock diye hitap etme. Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı. Teşekkür ederim. Buyur dünyanın Şeker kardeşi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Diego Armando Maradona'nın çok büyük bir lafı var. Der ki kendisi, demiş ki, bir ülkenin en fazla nefret edilen takımı hangisi ise o ülkenin en büyük takımı olur. Doğru. Ben zaten ülkenin en büyük takımını kendin söyledin. Skorda 3-1 olur dedin. 3-1'de biter o maç. Sevgili Rasim. Ama Beşiktaş alır. Yok, Beşiktaş almaz Rasim. Beşiktaş alır, Beşiktaş. Dediğin doğru. Fenerbahçe konusunda ülkenin en nefret edilen takımıdır. Doğru. Dediğinleri de doğru. Ona bir şey itirazım yok. Ama Beşiktaş yarın 3-1 alır hoca. Peki sevgili İsmail'cim, namı diğer Şeker İsmail. Şeker arkadaşlarım öyle, senin yardımına başvurdular. Doğru cevap hangisi? Tabii ki. Doğru cevap D şıkkı 2. 2003-2004 yılında Sinan abinin de büyük katkıları olan 100. yıl şampiyonluğu. Diğeri de acımasızca eleştirdiğiniz bu Türk futbol tarihinin en kaliteli futbol adamı Mustafa Denizli'nin şampiyon olduğu sene 2007 olması lazım. O da 2 Beşiktaş şampiyonluğu. 2. Doğru cevap 2 diyorsunuz. 2. %2. Eminim. Peki Şeker, size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. En kısa sürede tanışalım inşallah. Zaten bu soruyu bilirsem artık bir cumartesi veya pazar programa bir alırsınız beni bir yarım saat. Aman her şey gönlüne göre olsun. Akide şekeriyim dedin. Lütfen dikkat et. Hala çok gençsin. Çıtır çıtır yiyebilirler seni. Sen dediğin için. İyi akşamlar sevgili kardeşim. İyi Sinancığım. Sinancığım. Şeker İsmail kardeşimiz 2 dedi. Yani D şıkkı dedi. 2 hocam. Aynı görüşte miyiz? Hocam 2. Son kararınız mı? Son kararımız. Efendim gecenin son sorusu. Bakalım o da mı doğru geliyor? Doğru cevap. İşte bu. Bravo. Flora yanıyormuş. Arkadaşlar ya, hepinize hocam, çok teşekkür ediyorum. Hocam, 11'de 11 doğru cevap. Bu program canlı Beyaz Futbol içinde. Allah selamet versin saygıdeğer kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız, üstadımız Kenan Işık'ı anmak için yapılmış bir programdı. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalınız. Bravo Ahmet Hocam. Florya'ya gideceğiz. Evet. Florya'ya gideceğiz. Yapalım. Ahmet Hocam'a çok teşekkür hocam ediyorum. Hocam harikasın gerçekten. Harikasın hocam. Çok teşekkürler. Buradan Kenan abiye de kucak dolu sevgiler, selamlar varım, gönderiyoruz. Kutluyorum. Florya'ya gideceğiz ama derbiyi promoyla kapatalım. Florya'da Metin Oktay tesislerine gideceğiz. Şimdi arkadaşlarımız oradalar sevgili seyirciler. Bir promoyu bir ekranlara getirelim. Bir alkış hak ettiler gerçekten. Çok teşekkür ederiz sevgili Eser, İbrahim ve Oğuz, sana kucak dolu sevgiler. Yalnız en son çok... Bir dakika. Bu üç herif bizim taktiğimizi yapmak hocam için hocam, bize izin aldılar mı? Hocam bir! Bizim olmalar lazım. İki! Adam varsa... Hocam, bu Güneş Futbol Federasyonu'na ateş püskürmüş hocam. Dağısı var hocam. Bunların alayı... Hop 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 hop! Bir dakika ya! Şakayı bilmem ne yapıyordu. Hocam, bir kere üç herif değil, üç adam. Hocam, üç herif diye bir şey yok. Bunlar anlayın. Sinan abinin kaseti geldi. Hocam sen tanır mıydın bu üç adamı? Çok severim bunları. Benim kaseti ne abi? Sinan abinin kaseti geldi. Ben dün film seyrediyordum. Bir baktım abi mesajlar yağmaya başladı. Dedim ne oluyor? Sinan abinin kaseti geldi. Benim kaseti geldi. Tutmuş. Benim kasete bakalım. Sinan abinin kasetini izleyelim. Üç adam adam mıdır?
Adamdır tabii ya hocam, yapmayın ya. Adamdır ya, aslan gibi çocuklar. Hocam, Türkiye'nin hocam, en iyi sonları. Kardeşim hocam, Erdem seni canlanmış. Herif dedi. Olsan da Eser de İbrahim de pırıl pırıl çocuklar. Gözlerinizden öpüyorum, yanaklarınızdan öpüyorum. Tebrik ediyorum çocuklar çok sizi. Çok güzel hakikaten. En kısa zamanda da bizim ekip size konuk olacağız. Söz. Geleceğiz. Kendi adına söz ver kardeşim. Bir. Sen de kendi geleceksin. Adına söz ver. Sen İki. De ben gelmem. Ben gelmesem geleceksin. Ne yapacaksın? Kıracağım. Beni mi kıracaksın? Ya hocam o kamboya gene gittin ya. Beni mi kıracaksın? Ya gideriz bakalım. Ne yapalım? Hocam o kamboya gene gittin. O elin oğluna gittin. Hocam. Canı can da üç kardeşimiz. Gelir gelir ya. Hoca ben. Canı hoca ben hadi dedim de kırmaz hoca bizi. Hadi sen kanka, üç adam adamdan hadi benim kasete gidelim. Sinan abinin... Ya Okan Bayül gel gidiyor. Üç adama gitmiyor. Üç adama gitmiyorsa hocam adam gelir adam ya, değildir. Hoca gelir ya hoca. Adamın kralı. Adam değildir de adamdır. Hoca, sen hocam, adamın kralı. Sen oradaki karakter. Nerede benim kaset abi? Evet. Bir izleyelim. Sen. Akşam saat 22'de Derin Futbol. Pazartesi akşamı Fenerbahçe Beşiktaş. Artık çok az bir süre kaldı. 24 saatten az bir süre kaldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler Kadıköy'de. Ülker stadında zorlu bir maç olacak. Mario Gomez mi, Van Persie mi? Şenol Güneş mi, Pereira mı? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Gerçekten son derece önemli bir maç ve Türkiye'nin efsane kadrosu. Yarın akşam futbol konuşacak. Maçın geniş özeti Beyaz TV ekranlarında olacak. Derin Futbol programında olacak. Maç önü, maç sonu. Sercan Dikme, Devrim Zengi, Sezgin Gelmez ve kameraman arkadaşlarımız. Hepsi Şükrü Saraçoğlu sarında olacak. Biz burada çok 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 özel bir yayın yapacağız. Sevgili seyirciler, maçın özetiyle beraber. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve ben Ertem Şener. Yarın akşam, yani bu akşam gerçekten çok özel bir yayında sizlerle beraber olacağız. Biz gidiyoruz. Sinan Engin kalıyor. Sinan Engin Instagram mesajları Bakırköy'den var. Sevgili Mustafa. Seyirciler. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Benim Instagram hesabım Ertem Şener. Abdülkerim Durmaz'ın Abdülkerim Durmaz. Ahmet Çakar'ın Twitter hesabı Ahmet Çakar 1. Rasim Ozan'ın Twitter hesabı Avizeci Ümit. Rasim. Avize mi alacaksın? Daha ya. Avize mi alacaksın? Hüseyin Özyeğin Üniversitesi'nden tüm arkadaşlara selamlar diyorlar. Üstü Özyeğin. Üstü Özyeğin Üniversitesi'ne selamlar. Üstü sevgili seyirciler. Özyeğin Üniversitesi. Özyeğin dedim. Aslında patronum Üstü Özyeğin, evet. Üstü Özyeğin. Öyle geldi valla. Evet, şu anda ortalama 50 kişi bizi izliyormuş. Herkese kucak dolu sevgiler. Tekrar söylüyorum. Bu akşam Beyaz TV'de maçın geniş özeti. Sevgili seyirciler diyorum ve Sinan abi. Ben Apocum ben, önce. Evet, ben evet, hayırlı akşamlar temenni ediyorum. Hocam iyi akşamlar. Hocam önce Apocum. Komşum Sayın Faruk Koç kardeşime geçmiş olsun diyorum. Ağır bir ameliyat geçirdi. Allah sana acil şifalar versin. Tekrar inşallah sağlığına kavuşacaksın. Sana selamlarımı yolluyorum. Bir de Balıkesir'deki Selçuk Ersoy. Kayınbiraderim, kardeşimden ötedir. Seni çok seviyorum, özledim. İstanbul'a bekliyorum. Bir de Sakarya Üniversitesi'nden Kemal Yokuş, Serkan Kara. Selamlar söylüyorum ve yarın Fenerbahçe'ye gönül veren bütün Fenerbahçelilere, yurt içindeki, yurt dışındaki bütün Fenerbahçelilere selamlar olsun diyorum. Ya Ertem,
Ertem bizim Dinçer Azapan mesaj atmış. Abi zaten moralimiz bozuk. Bir talimat ver de hiç olmazsa en son Galatasaray şarkısıyla kapatsak diye. Galatasaray şarkısıyla. Galatasaray şarkısı. Şu an hazırlayamayız Dinçer'cim. Sana buradan selam yolluyorum kardeşim benim Dinçer Azapan'a. Geçmiş olsun. İyi günler yakında Dinçer'cim. Sinan'cığım yarın görüşürüz inşallah. Görüşürüz. İnşallah görüşeceğiz seninle. Görüşürüz. Dinçer. Dinçer Azapan'a buradan kardeşime çok selamlar. Nereye gidiyor musun? Ankara'ya Sertaç'a selam. Sertaç kardeşime selamlar. Ve geldik buraya. Deniz Çet, Ufuk Keskin, Emre Şahin'e, Bodrum'a selamlar. Volkan Yıldız'a selam. Tuncay Başyiğit, Serhat Pasal, Hakan Mutlu, Batuhan Kılıç, Beylikdüzü'nden Suzan Hanım'a selam. Ebru Yalıç'a selamlar. Ebru Yalıç demiş. Selam Sinan Bey demiş. Enes Sinan'a selam. Nihat Erim selam. Lüleburgaz İstasyon Spor şampiyon olmuş. Tebrik ediyoruz. Ufuk Morkoç'a selam. Aysemin'e yorum. Avusturya'ya selamlar. Bayram Toprağı'a selam. Evet. Emirhan Gürer. Bir dakika. Çok önemli. Bizim Mehmet kardeşimin baldızı mesaj atmış. Hasta Beştaş'tım Takıcı Mehmet Bal abi selam söyler misin? Rümeysa kızım Pendik selam Rümeysa'ya. Buradan selam söylüyoruz Rümeysa'ya. Musa'ya Kuşçu Musa kardeşime selam. Almanya'ya selamlar. İzmir'e selamlar. Erzurum'a selamlar. Bay 35 Burak Gümüşhane'ye selam. Osman Kole. Bolulu Arif. Saygılar selamlar. Şampiyon Karakartal demiş. Deniz Alkan. Dişi Kartallara selam. Kartaliçelere selam. Forza Beşiktaş'a selam. Ercan İlçek, Mehmet Menteşoğlu, Orhan Soylu, Ahmet Burçin Bidek, İsmet Pektaş'a selam. Zeynep Baliç'e selam. Uygar Yeşilada'ya selam. Mustafa Büyülüoğlu'na selam. Lemuton, Hatay'a selam. Mersin'e selamlar. Cem Yeşilurt'a selam. Mehmet Bilal Kurt'a selam. Altın Top'a selam. Zafer Aslı Yüksek selam. Beliz Akça Yalova'ya selam. Değerli eşi, özel harekatçı polis kardeşim. Değerli eşine de çok selam. Beliz Akça Yalova'ya buradan selam. Suat Çevi'ye selam. DRBJK01'e selam. Berhun'a selam. Erhan Tulna'ya selam. Ayvalık'a, Edremit'e selam. Artur'a, Artur Kapı Güvenlik. Bütün oradaki dostlar. Cem Yeşilurt, Erizet. Kerim'e, Zerafet Kerim kardeşime selam. Beşiktaş 2-1 kazanır demiş Kerim. Ayhan Toker, Sinan Bey, oğlum Burak Yılmaz'a selam söyler misin? Evet, oğlum Burak Yılmaz'a buradan selam. Anılcan, Kartal Adam'a selam. Emrah, Muzaffer Taşören, Burak Zenginer'e, Şampiyon Beşiktaş, Urmelih Gediz'e selam. Mali 58'e selam. Orçunç Edremit, selam. Mustafa Özerten, İçen Doğukan, Aydın Gültekin'e selam. İnanç 099'a selam. Hasan Şahin Hüseyin Berkay C, Karabük Berkay. Erhan Tunay, abi bize de selam. Emir Gürbüz, selam. Sergen Yalçın 10. Ferhat Akay'a selam. Yarın Kartal'ım galip gelecek inşallah demişsin. İnşallah. Abi Dişi Kartal Seda'ya selam söyler misin? Eden Azar. Dişi Kartal selam. Diyarbakır'a selam. Mardin'e selam. Mardin'deki kardeşimize selam. Cem Yeşurt'a selam söyledik. Gökhan'a selam. Deniz, Gökay, Bünyamin Soydan, Emirhan Uçan. Yine söylüyoruz. Evet. Samet Aslan, Hakkari Dağlıca, Peytepe, Keritepe ve Şehit Murat Üst bölgesinde dekoru yokacağım Samet. Evet. Bahçeşehir, Suzan Hanım'a selam. Az nargile için çok nargile içiyor musunuz? Bak şikayet var burada. Acun Doğan, Monsti, Muzaffer Taşören, Gökhan Oğan, Mimo Melenki, Hilal Çık, TT Turgay, Enes Alkan, Murat Baliza, Sema Gülen. Bursa'da Sema Gülen, kadim dostu Büşra Çakırmış. Rıdvan 9, Feriköy Beşiktaşlı Rıdvan. Adem, Dires Toprak, Müren Yusuf, Berkay Davarcıoğlu, Mehmet Çalışır. Evet, Değirmenci Fit Kulüp. Geleceğim Serhat Boksör. Değirmenci salona geleceğim. Değirmenci Fit Kulübe geleceğim. Oraya dövüşeceğiz sizle çocuklar. Canan Ünsal, Antalya'ya selam. Berkay Çelepçioğlu, Kerim Erden, Zafer Doğan. Abi Gül Suyu'ndan selam. Ümraniye'ye selam. Lüleburgaz, İskenderun'a selam. Yozgat'a selamlar. Bilalik'e.
Tekin Atipoğlu'na selam. Zeka. Yönetmen kızıyor içeriden. Hadi abi diyor. Hepinizin gönlünü aldık herhalde. Evet Sametçim. Hakkari Dağlıca, Peytepe, Keritepe ve Şehit Murat üst bölgesindeki askerlere hep selam. Dağlıca bütün askerlere, özel harekat, bordo berelilere, bütün oradaki güvenlik güçlerimize, kahraman askerlerimize, aynı zamanda da korucularımıza, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı için, orada bizim için savaşan bütün herkes, dostlara, kardeşlerime buradan selamlar. Yarın akşam görüşürüz. Çok önemli bir derbi var yarın gece. Dinçer'cim, Galatasaray Marşı'nı sana hazırlayamadık Dinçer'cim. Ama Instagram'da ben sana bir Galatasaray Marşı Instagram'ını atacağım şimdi. İsmail'e bir Galatasaray, Dinçer'e bir Instagram'ına bir Galatasaray Marşı atın çocuklar ya. Gönlü olsun. Şeker İsmail devamlı tweet atıyor. Meşhur oldu Şeker İsmail. Şeker İsmail'e Serkan Denli'ye selam. Başkent'e selamlar. Serkan Denli'ye selam. Ömer Şenay'a selam. Oğuz Altay. Kardeşime selam. Lostra Muhittin. Ayakkabı İmparatoruna selam. Berber Naci kardeşime selam. Öpüyorum. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.